Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Tuna Kiremitçi ve Yıldız Silbe'den Yine Sevebilirim adlı parçayı A'dan Z'ye detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bu videonun size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. İntro'daki soloyu sizlere bir kere çalacağım. Ardından buna eşlik eden akor yürüyüşünden bahsedeceğim. İntro solumuz şu şekilde duyuluyor. Almamız gereken solo bu. Tablardan takip edebilirsiniz. Şöyle ilerliyoruz. İlk cümlem şu. Ardından 12-14 tekrar 12 birleştirelim. Son olarak 13'e geleceğim si telinde. İkinci kalıp da aynı. İkinci kalıp da sol 14'e geldiğinde toplamda 9 tane la vuracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da geriye doğru sesi kaydıracağım. İki kalıp arka arkaya şöyle duyuluyor aslında. Birinci kalıp. Şimdi 2. Şeklinde intro solo'yu bitiriyoruz. Şimdi geldik intro solo'nun arkasındaki dönen akorlara. Burayı da bir kere çalmak istiyorum. Ardından vuruş yönleriyle beraber ifade edeceğim. Bu parça şöyle duyuluyor. Burada fa majör, sol majör ve la minör akorlarını kullanıyoruz. Fa majör ve sol majör aynı ölçü içerisinde gerçekleşiyor. Yani ölçüyü ikiye bölüp ilerleyeceğiz, öyle söyleyeyim. La'yı bir tam ölçü çalmamız gerekecek. Yürüyüş şöyle, vuruşları takip edebilirsiniz. Fa majörde Van Ankara tartım arasında yaptıktan sonra sole geliyorum. Burada Karaman Ankara. Vuruş yönlerine çok dikkat edin. Ardından la minör'e geliyorum. La minör'de Van, Ankara, İzmir, Ankara tartımı. Birinci tur bu. İkinci tura dönüyorum şimdi. Tekrardan fa'dan girdim. La'ya geldiğimde bu sefer ritim atmak yerine önceki turda lead gitarda ne yapmıştık? La notasını 9 tane vurup geriye kaymıştık. Burada da aynısı var. La'dayım. Şeklinde buradaki partı bitiriyorum. Şimdi geldik parçanın verse kısmına. Verse'den nakarata kadar olan partı bir bütün olarak çalacağım sizlere. Ardından ifade edeceğim. Tatlı bir yürüyüş var burada. Şu şekilde duyuluyor. Bundan sonra parçanın nakaratına geçeceğiz. Ah yine sevebilirim söz grubuyla. Şimdi az önce yaptığıma odaklanalım. Az önce çaldığımda darılmazsan söz grubu geldiğinde arkadan bir gitar susturarak şunu çalıyor. Buradaki yürüyüşte son notayı yani la notasını isterseniz sol teli boştan isterseniz re teli beşten alabilirsiniz. Darılmazsan sözü geldi. Ardından şimdi göstereceğim akor yürüyüşü 3 tur arka arkaya çalınıyor. Sıralama fa, sol ve la. Fa majörde şunu çalıyorum. Si telini boş vuruyorum. Buna çok dikkat edin. Barayı açıyorum. Ardından sol majör. Sonrasında la minörde şunu çalacağım. Ya da 4-2 boş. Yine la'yı son notayı isterseniz sol 5 ya da re 5'ten. Sol boş ya da re 5'ten alabilirsiniz. Yani sıralama şöyle oldu.
Fa'dan girdik. Sol. La. Bu birinci tonu, ikinciye geçtim. Üçüncü. Pardon, burada tekrar. Sol majör. Dördüncü tura geçerken şunu yapıyorum. Üç kez bu akor yürüyüşünü tamamladım ya. Dördüncü turun başlangıcı fa ve sol yine aynı. Yaptıktan sonra fa majör, sol majör, mi sus 4 ve mi dominant 7'li arasında şunu çalmam gerekli. Şimdi buradaki akor yürüyüşü oldukça kolay. Fa majör ve sol majör arasında şunu çalıyorum. Mi sus 4'e geliyorum. Mi sus 4 şöyle, işaret parmağım la 7'den en alt 7'ye kadar bara basıyor. Serçe parmağım si 10, yüzük parmağım sol 9. Ardından mi dominant 7'liğe geçeceğiz. Majör dominant 7'liğe. Burada serçeyi bir geri alacağım, yüzüğü bir yukarı kaldırıyorum. Şuna. İkisi arasındaki geçiş şöyle duyuluyor. Bir kere daha. Bu noktadan sonra ah yine sevebilirim hayatı söz grubuyla başlayan bir nakarat yürüyüşümüz olacak. Burada 3 tane partisyon var. Bir tanesi ritim gitar, bir tanesi melodi yaratan gitarımız ama solo gitar değil. Arkadan sadece ikili nota gruplarını çalan bir gitarımız var. Bir de üstüne vokali tekrar eden bir lead gitarımız var. Adım adım gidelim. İlk önce ritimden başlayalım. Ritim partını baştan sona bir kere çalacağım. Burası şöyle duyuluyor. Az önceki partın aslında yürüyüş olarak farklı versiyonu daha önce yapmıştık. Sıralamamız burada bir ölçüyle aynı ölçüye fa majör ve sol majörü sıkıştıracağım. Bu ilerleyiş 3 tur arka arkaya çalınacak. Ritim şu. Fa majör. Birinci tur. İkinciye geçtim. Üçüncüye geliyorum. En son sol majörü çaldıktan sonra mi sus 4'e geçiyorum. Sonrasında mi dominant 7'de. Az önceki partta en son mi dominant 7 ile ritim attıktan sonra bir la power chord basıyorum. İsterseniz la minör akorunu da tınlatabilirsiniz. Bunu geriye doğru kaydıracağız. Sonrasında Yıldız Tilbe'nin sözleri başlayacak çünkü. Şimdi gelelim az önceki parçanın arkasında dönen ilk önce çift nota çalan gitara. Buradaki yürüyüşü bir kere çalacağım. Burası oldukça kolay. Şöyle duyuluyor. Ardından eşlik eden lead gitardan bahsedeceğim. Yürüyüşümüz şöyle. Oldukça kolay bir yapısı var. Yukarıdaki tablardan takip edin. Çok uzatmayalım burayı. Sıralama şöyle gidiyor. İlk önce bunu çalıyorum. Ardından 3 kere şunu çalacağım. Müzik
birinci tur. İkinci tur. Üçüncü tur. Dördüncü turda ise şunu tekrarlıyorum. Burada en son, en alt 5'e basıp La'yı geri kaydırmam aslında bizim Deminor akorunu vurup geri kaydırmamıza eş olarak tınlıyor. Şimdi gelelim lead gitarın yürüyüşüne. Burayı bir kere çalacağım. Şöyle duyuluyor. Ah yine sevebilirim. Hayatı söz grubunun arkasına oturan yer zaten. Şu şekilde ilerliyoruz. Yapmamız gereken yürüyüş bu. Tablardan takip edebilirsiniz. Çok kısa tutacağım. Şöyle ilerliyoruz. İlk cümlem. Burada 1 bölü 4'lük bir bendim var. Çok tele abanıp 6'ya doğru sesi kaydırmayın. Ardından üst tel 7. İkincisi, üçüncüsü farklı, o şu. Üçüncüyü tekrarlayalım bir. Son cümlem ise 7'den 9'a seri bir slide yapıp geri geliyorum. Pull off 5, 7, 9. Yıldız Tilbe'nin partında öncelikle natural harmonikler tınıyor. Şöyle duyuluyor. Tablardan takip edin. Yaptıktan sonra aslında aynı akor yürüyüşünü kullanacağım. Fa, sol, la. Ama bu sefer burada arpejlemek yerine biraz funk bir ritim var, yani sus, vur, sustur, dead. Yani sahiden çarpma diyorsunuz buna. Vur, çarp, çek, vur, çarp, çek şeklinde bir yürüyüş var. Şöyle duyuluyor. İlk önce fa majörden başlıyorum. Sol. İki kere la. Bu birinci tur. İkinci tur. 3'e geçiyorum. Az önceki akor yürüyüşünü 3 kere çaldıktan sonra fa solü 4. turun başına bir kere daha susturarak çalacağız. Yani şunu yapacağız. Sonrasında ritim atarak şuna bağlayacağım. Fa majör, sol majör, mi sus 4 ve ardından mi dominant 7. Hatta şuradan alalım. Bundan sonra tekrardan ah yine sevebilirim hayatı kısmı, akorlarımız neydi? La minör, fa majör, sol majör, ritim gitar bunu yapıyordu. Arkadan bir gitar. Şu şekilde bir yürüyüş yapmıştık, az önce göstermiştim. Diğer gitar lead gitar şunu çalıyor. Aynı, hiçbir değişiklik yok. Bundan sonra bunun ikinci partına geçeceğiz. Şimdi göstereceğim part az önceki nakaratta atılan ritmin farklı bir versiyonunu içeriyor. Şöyle ilerliyor. La minörü vurarak başlıyor iki kere. Burada en alt 8, ardından 7'ye serçe parmağımı açıyorum. Sonra la minör tekrar çıkıyorum. Arpejim bu. Sonra fa majör. Sonra sol majöre geliyorum.
bu arpej yapıyorum. Buradaki akor yürüyüş de 3 kez dönüyor. Kontur. Bunu 3 kez yaptıktan sonra tekrardan mi sus 4 ve dominant 7 arasında bu geçişi yapıyorum. Sonrasında solo başlayacak. Solo arka planında dönen akorlar aslında nakaratla aynı. Yani la minör, fa majör, sol majör şeklinde ilerliyor. Şimdi soloyu bir kere baştan sona size çalmak istiyorum. Birazcık uzun bir solo, ardından ifade edeceğim cümleleri ayırıp solumuz şu şekilde duyuluyor. Parçamızın solosu da bu şekilde atılıyor. Cümleleri ayırıp ilerleyelim. Hızlıca bitirelim dersimizi. Şöyle ilerliyoruz. İlk cümlem. Bu kalıbı çok fazla kullanacağım. Bir kere daha yavaşça gösteriyorum. Aynısı bir kere daha var. Sonra 8-18 birleştiriyorum. Sonra si teli 15'e kayıyorum. 15, 13, 12 üstten. 16, 16, 14. Solo'nun ilk yarısı bu aslında. Birleştirelim bir. Ardından şunu tekrarlıyorum yine. Şimdi şunu ekleyeceğim. 15, 13, 12, 13. Son cümle şu olmuş oldu. Şuradan alalım tekrar. Ardından 3 kez alttan 5'e pull off yapıyorum. Sonrasında ise şu. Daha yavaş. Pardon. Üst tel 2. Alt tel, boş 1, 3, boş 1. Birleştirirsek. Son partı daha yavaş yapalım. Keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak edilen konuları yorumlardan bize iletmeyi unutmayın. Ayrıca da bu içeriğin size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanalımızı destekleyebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.